Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Bir çikolata tarzı piyasada satılan ürünleri yememiz caiz mi? Domuz yağı katkısının olup olmadığını bilmiyoruz çünkü. Ama Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve burada üretiliyor demişler hocam. Nasıl yapmalıyız? Şimdi şöyle yani ya eyyühe'r rusul kulû mimâ fil ardı helâlen tayyibâ. Kur'an-ı Kerim peygamberlere efendim bellig mâ unzile ileyk. Size tebliğ ettiğim hükümleri yani size bildirdiğimi insanlara duyur. Yani peygamberlere Allah'ımızın emri bu. Fakat bir ayeti kerime var ki direkt peygamberleri muhatap alıyor. Ey peygamberi zişanlar! Yeryüzünde helal ve temiz olanları yiyiniz. Koca peygamber helalinden yemeyecek mi? Yer. Temiz olarak yemeyecek mi? Yiyecek. Ne kadar ehemmiyetli ki ben buradan şöyle bir misal anlıyorum. Bir 100 bin liralık araç vardır. 1 milyonluk araç vardır. 5 milyonluk arabalar var. Var değil mi? Şimdi 5 milyonluk bir araç, araba milyon, tamam milyonluk araba, yakıtını benzin yerine sen katran koyarsan o araba gitmiyor. Ve benim arabam milyonluk efendim şöyle, efendim 4 çeker, şöyle 8 çeker, alabilir ama yakıtı bozuk. Yakıt önemli. اِذَا نَبَتَ اللّٰهُمُ بِالْحَلَالِ اَوْلَى الْجَنَّةِ وَاِذَا نَبَتَ اللّٰهُمُ بِالْحَرَامِ اَوْلَى النَّارِ Beden helalle beslenir cennete gider, haramla beslenir cehenneme gider. Bu bir mesele mühim. Şimdi bu bahsedilen çitoz olarak bahsedildi. Şöyle bir hatıra yaşadım. Bundan 2 veya 3 sene evveldi. Bu sigarayla alakalı bir de çitozla alakalı. Bir telefon, bizim fetva hattımız var. Sürekli telefonlar gelir. Efendim, arkadaşlarımız da sağ olsunlar cevaplarını verirler. Bazen ben baktığım olur. Efendim biz de ilgileniriz, cevap veririz. Bir ümmet için yaşayacağız. Başka ne derdimiz var? Orada ismini Yaşar Bey olarak hatırlıyorum. Gıda kodeksinin başındayım dedi. Efendim size bir soru sor. Buyurun. İşte o soruyu sordu. Sonra konu açıldı. Efendim bu çitozları kendisine sordum. Dedim ki yani bunların sağlık açısından şöyle bir bana bir nüktede bulunmuş oldu. Dedi ki sigaranın sağlığa zararlı olduğunu yazdırabilmek için 17 veya 18 sene gibi bir seneden bahsetti. Zor yazdırdık sigara sağlığa zararlıdır, sigara efendim sağlık için çok tehlikelidir, zararlıdır diye. Herhalde bir 10 sene daha uğraşacağız. Bu çitozlar da efendim öldürür yazacağız herhalde dedi. Yani o ama 10 sene sonra. Ya şimdi böyle oluyor. Efendim işte tereyağı yemeyin, şunu yemeyin, bunu yemeyin. Bunları işte sanayi yağlarını yiyiniz vesaire. Bu sefer millet kalp hastası olunca yok tereyağı yiyiniz. Ne oldu? Aradan 50 sene geçti, 20 sene geçti. Yani bazı sektörler para kazanıyor vesaire. Şimdi burada sağlık önemli. Yani çocuk bunu yiyor, tamam 30 yaşına gelince dizlerinde veya eklemlerindeki sıvıyı yok ediyor. Yani en basitinden bildiğim kadarıyla sıvıyı yok ediyor. O jel yok olunca kemik bile tangır tungur birbirine sürtüyor. Çünkü merdiven çıkamaz hale geliyor. Yani mesele basit değil. Bizim yaşımız sadece 10 yaşında, 15 yaşında değil. Yani bir mevbunun fîmâ kesirun minen nas. İnsanların çoğu hata yapıyor diyor Resulullah Efendimiz. Esiha, sağlık vel ferah. Yani biz gençliğimizi hoyratça bedenimizi kullanıp da yaşlandığımız zaman hurdaya dönmeyelim. Yani ecdadımız ne yapıyor? Ta 80-90 yaşına kadar kendi sağlığına dikkat ediyor ki kimseye yük olmayayım diye. Ama üzülerek söyleyeceğim günümüzün insanlarına baktığımız zaman yani bedenlerini çok dikkatsiz kullanıyorlar. Bu bir emanet ya. Bir insan kendi şu parmağını bu parmak benim diye Allah muhafaza hani misal ya kalkıp da şuradan kesme yarısını kesmeye kalkışsa efendim orada onun diyeti vardır. Kesemezsin bu sana ait değil. Yani bu emanettir. Onun için bu beden bize emanettir. Çocuklar da bize emanettir. Yani çocuklara her bulduğumuzu yedirmemiz doğru değil. Yani biz de evlat sahibiz. Allah evlatlarımızı hayırlı eylesin. Mümkün mertebe. Yani kabuğunu sen soy, o meyveyi o neyse kendin ye. Efendim orijinal böyle asitli yiyecekler, içecekler vesaire. Bunlardan kaçınmak lazım. Bunlar basit şeyler değil. Ömrü bitiriyor, sağlığı bitiriyor. 50-60 yaşından sonra hurdaya dönüyor. Yürüyemeyecek hale geliyor. Çocuklara yalvaralım. Hatta bunu daha evvelden de birkaç ay oldu tabii. Yani ben daha yok anlattığımı unutuyorum. Ve şimdi yine birkaç sene evvel. Şimdi Ahmet geldi 20 yaşına. 10 yaşında. İşte baba eve gelirken efendim işte bir şeyler aldı ama programdan o zaman her akşam sohbetlere gidiyorduk. İnşallah şu pandemi biter de yine kaldığımız yerden devam ederiz karşılıklı. Tabii daha feyizli oluyor.
Efendim işte bu etkenleri de kullanıyoruz. Bir yere gittim, oradan bir iki bir şey efendim, çoluk çocuğu sevindirelim. Orada farkında olmadan o çitozla vesaire elim uzandı, aldım. Oradaki satıcı arkadaş dedi ki, ya hocam bari sen yapma dedi falan. Yani adam da tanımıyor yani herhangi bir efendim yer. Yani şey diyelim, alışveriş yeri, market. Hayırdır dedim, ya elinde çitoz var dedi. Ha dedim, Allah razı olsun, teşekkür ederim, sağ ol dedim. Neyse onu geri bıraktım, daha güzel meyveler vesaire. O tür şeyleri aldım. Öyle bir beni ikaz etmişti o arkadaş. Halbuki adam satsın, parasını kazansın ama... Yani ülkemizin insanı da bu hususlarda duyarlı. Yani satıcı da olsa bu hususlarda ikaz edelim. Yani bu yaşımızı, hayatımızı sadece 10 yaşına, 20 yaşına, 30 yaşına göre değil. Zaten buralarda insanın vücudu enerjik olduğu için bir şekilde onları yakıyor ama belirli yere kadar gidiyor. 30-40'ından sonra hurdalık başlıyor. 50'sinden sonra yürüyemeyecek hale geliyor. Yani mesele basit değil. Bunlara dikkat edelim. Bunlardan uzak duralım. Yani asitli içecekler, efendim bu şekilde içerisindeki katkı maddelerin ne olduğu belli olmayan, efendim oradaki yağların evsafları, velhasıl vücuttaki bütün eklemlerdeki jelleri bitiriyor, hurdalığa çeviriyor. Yapmayalım bunu. Efendim sağlığımıza dikkat edelim. Neden? Çünkü yaşadığımız yaş değil bizim için. İleriki yaşlarda da kimseye yük olmadan Allah sıhhat, afiyet, medet-ü inayetle, hayırlı bir ömürle, kimseye muhtaç olmadan darbeka ahirete iman ile göç etmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Çocuklarımız bize emanettir, ne olur. Onları anne sütüyle büyütelim. Anne sütü. Anne sütü kadar kıymetli bir şey yok. Anne sütü. Ey gidi Allah gani gani rahmet eylesin. Büyüklerin sözü olduğu için rahat söyleyeceğim. Yani beni bağışlayın. Merhum Timur Hoca, Timur Taş Hoca, Allah gani gani rahmet eylesin. Derdi ki bu millet inek sütü içe içe, efendim o hayvan isimli inek oldu falan gibi ifadelerde. Onun bir kendine göre bir usulü vardı. Efendim yani tespiti yabana atmamak lazım. Biz insan sütü ya, anne sütü. Tabipler hep söyler, anne sütünün yani hiçbir şey dolduramaz. Efendim bilmem çeşit çeşit mamalar vesaire, çocuklar akılları gidiyor vesaire. Bunlara da dikkat edelim. Çocuklarımızın sağlığı önemlidir. Efendim hayatları önemlidir. Allah sıhhat afiyet versin.